Radyo'da yeni bir yayınla yeniden karşınızdayız. Bizim Babıali'de bugün konuğumuz ilginç bir isim. Kendisi aile hekimi, ses sendikası başkanı, akademik kariyerine hala devam eden çok yönlü bir insan. Ben bugün öğrendim aslında, daha önce de Tabipler Odası'nda genel sekreterlik yapmış. Şu anda yanımızda bulunan kişi Doktor Mürşit Enis Akgöz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkürler. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk, iyi yayınlar. İyi yayınlar olsun. Şimdi Mürşit Bey ile neler konuşabiliriz? Çok yönlülüğünden ötürü bir hayli konumuz var. Ben dört ana başlık altında toplamak istedim. Aile hekimliği ve sendika ile ilgili bilgiler, arkasından pandemi ve sağlık çalışanlarının sorunları adı altında dört ana başlık üzerinden gideceğiz. Bu başlıklar altında ilerleyerek Murat istersen ilk soruyu sen yöneltebilirsin. Aile hekimliğiyle başlayalım. Aile hekimliği nedir? Bu konuda bilinmeyen çok fazla şey var. Evet, aile hekimliği de tabii ki konuşuruz. Ben sormak istediğim farklı bir soru var şu anda. Yani pandemi süreci yaşanıyor. Sağlık çalışanları hem sahada hem en ön safta. Ama düşünün bir hemşire gece nöbete giderken işte evde yalnız bırakmak zorunda kaldı. İki çocuğunu yangında kaybediyor. Yanarak ölüyor o çocuklar. Yıllardır bir talepleri var sağlık çalışanlarının. Bu nedenle büyük sıkıntıları var. Bu talepler neden çözülmüyor, niye çözülmüyor, ısrarla ne yapmaya çalışıyorlar? Kısaca anlatayım size. Yani ne yapmaya çalışıyorlar? Bu konuda sendikamızın kreş hakkıyla ilgili açıklamaları da var, girişimleri de var. Devam da ediyoruz. Kreş bir haktır, anayasal haktır. Özellikle çalışanların sağlık camiasında dediğiniz gibi çok daha yakıcı bir sorun. O olay olduğunda da tekrar, maalesef yaşandığında tekrar gündeme getirdik kreş hakkını. Neden yapmıyorlar kısmı? Aslında çoğu zaman yaptıkları gibi. Sadece görüntüyü kurtarmak yeterli oluyor. Alttan gelen seslere, çalışanların seslerine kulaklarını tıkıyorlar. Ama tabii ki aşacağız. Çünkü aşıldı, birçok şey aşıldı. Aşmamızın tek yolu da mücadele etmek. Beraber, sağlık çalışanlarıyla beraber mücadele etmek. Yani çok da zor bir şey değil aslında ama bu arada şey sorunu da var. Hani çok sık o tür haberler gelir. Sağlık çalışanlarının tükenme noktasında olduğu, çoğunun emekliliğini istediği, birçoğunun ücretsiz izne ayrıldı, bazılarının istifa ettiği haberleri geliyor. Yani bu tükenmişliğin nedeni acaba pandemiyle mücadelenin sadece sağlıkçılara bırakılması mı, sadece onlara bırakılırsa onlara gerekli destek verilmezse her alanda pandemiyle mücadele başarılı olmakta sanırım mümkün gözükmüyor. Evet, doğru, çok doğru. Yani şöyle, sağlık çalışanları zaten tükenmişti. Pandemiden önce de böyleydi bu. Sağlıkta tamamen bir piyasalaşmaya dönük hamleler vardı. Sosyalizasyondan vazgeçip kamu, sağlığın bir kamu hizmeti olmasından vazgeçip kar zarar hesabına dökülen bir sağlığa dönüştü. Neyse ki tam dönüşmeden yakalandı pandemiye. Bir bunu söyleyeyim. Tam olarak özelleştirememişlerdi daha. İkinci olarak da bu tükenmişlik. Zaten varken üzerine pandemi eklendi. Pandeminin başlarında aslında tüm sağlık çalışanları belki de tükenmişliklerinden vazgeçip daha fazla emekle, daha fazla fedakarlıkla çalıştılar. Ama sonra zamanla gördüler ki, aynen dediğiniz gibi, işler tamamen sağlık çalışanlarının omzuna yıkılmış durumda. Herhangi bir iyileştirme yapılmıyor. Sağlık koruyucu ekipman verilmiyor. İlk başlarda hiç verilmiyordu. Sonra koruyucu ekipmanlar tek tük sağlanmaya başlandı. Alınan bütün önlemler teker teker vazgeçildi önlemlerden. Hasta olanı iyileştir diyor bir şeye döndü. Şimdi insanlardan fedakarlık bekleyebilirsiniz belki ama özellikle bir insandan ailesine zarar verme fedakarlığını bekleyemezsiniz. Evet. Yani genelde bu örnekler veriliyor ama çok yanlış örnekler. Eğer siz sağlık çalışanınızı koruyamıyorsanız ve dünyadaki en yüksek sağlık çalışanı hastalanma oranı, COVID'e yakalanma oranı sizin ülkenizdeyse bu insanlar evlerine taşımayı kabul etmeyebilir. Ve bu artarak devam edecek. Yani bahsettiğimiz istifalar, tükenmişlikler devam edecek. Bu arada geçtiğimiz günlerde çok zamanda olmadı. Aile hekimlerine ek bir 3.000 liralık ücretten bahsedildi. Ve yine aile hekimiyle bağlı çalışan sağlık çalışanlarına da 850 liraya geçmemek haliyle bir iyileştirme yapılacağı ile ilgili bir bilgi aldım. Gerçekten bu
ek ücretleri alabilecek misiniz yoksa bir göz boyama mı, belli koşullara mı tabi? Belli koşullara tabi. Yani dediğim gibi göz boyama, görüntüyü kurtarma çoğu zaman. Aslında bunun çok büyük bir yanlışı var. Yani kime verilen miktarın ne kadar olduğu televizyonda söyleniyor. Sağlık çalışanları bir nevi çok para alıyorsunuz şeklinde insanların göz önüne atılıyor. Ve haklarını aramak için seslerini çıkarmaları bu şekilde engellemeye çalışıyorlar. Tüm haber sitelerinde aile hekimlerine net 3000 TL diye haber gördük. Oysa ki çıkan yazı şu halde, aile hekimine maksimum 3000 liraya geçmeyecek şekilde bakanlığın belirlediği ücret, işte COVID'li hasta sayısına oranla ücret, yani ne kadar olduğu hala belli değil. Hangi koşullarda verileceği hala belli bunun değil. Bunun performansla alakalı mıdır? Bu da aslında yok. Performansla alakalı gibi yapacakları söyleniyor ama ne yaptıkları daha belli değil. Sadece bu yazıyı yazdılar. Dediler ki 3000 TL'yi geçmeyecek şekilde. Ki bunun yanında eğer ki bu alınan riskten dolayı yapılıyorsa, pandemiyle savaştan dolayı yapılıyorsa, aile sağlığı çalışanları da aile hekimleriyle aynı şekilde risk alıyor, aynı şekilde çalışıyor. Onlara verilen hani bu üst sınırın 850 olarak bırakılması da ayrıca kesinlikle kabul edilmeyecek bir şey. Zaten bu haberlere çıktıktan sonra birinci basamakta çalışan çoğu hekim ve ebe hemşirelerimiz yani hiç vermeseydiniz daha iyi dedi. Ki bu, büyük ihtimalle bu parayı yani haberlerde gösterilen parayı büyük ihtimalle çok az sayıda kişiye ödeyecek. Şimdi daha buradan açılmışken hemen sormak istiyorum ben. Sağlıkta ses sendikası olarak siz sağlıkta performansa karşısınız. Performansa göre ücret olayla karşısınız. Normalde zaten hasta sayısıyla boğuşan doktorların artı hasta almalarına yol açmıyor mu bu? Ne derece sağlıklı? Yani tabii ki performans sistemine baştan beri karşı çıktık. Belki bazı sağlık çalışanları tarafından ek gelen bir paraya karşı çıkıyormuşuz gibi görülebilir ama öyle değil. Biz en önemlisi şu, performans diye ödenen ücret emekliye yansımıyor. Yani bir sağlık çalışanının aldığı önemli bir para hiç emekliye yansımıyor, es geçiliyor. Bunun yanında dediğiniz gibi sağlıkta performans almak için en baştan beri dediğimiz şu, sağlıkta performans ölüm demektir diye. Performansı karşılayabilmek için daha fazla sayıda hasta bakmak zorunda bırakıldı. Sağlık çalışanları, hatta şöyle de oldu yani bazı yerlerde performanstan da vazgeçip daha fazla sayıda bakmak istemeyenlere de zorla verildi. Yani bir hekimin bakacağı hasta özellikle psikiyatride bile 5 dakikayla sınırlandırılırsa zaten bir yerden sonra çok bir şey bekleyemezsiniz. Aslında yaşanmış, önceden beri yaşanmış kendiliğin en büyük sebeplerinden biri de buydu. Hastalara müşteri olarak bakılması isteniyor. Para getirilecek bir kar zarar hesabı yapılacak bir sistem kurulmak isteniyor. Biz performans sistemine baştan beri karşıyız. Söylediğimiz şey çok net. İnsanca yaşanabilecek bir ücret, tek kalemde emekliliğe yansıyacak bir ücret istiyoruz. Şimdi Hayat Eve Sığar kampanyası var. Hayat Eve Sığdı mı? Şimdi Hayat Eve Sığar'ın yerini krediyle tatil aldı. Ve ondan sonra da fiziki mesafeye dikkat dediler. Nasıl bir sistem bu? Ne oluyor? Vazgeçtiler. Yani pandemiyle başa çıkmaktan vazgeçtiler. İşin aslı bu. Dediğiniz gibi ekonomik kaygılar ön plana aldılar. Ve pandemiyle savaşmak yerine ekonomik kaygıları ön plana şey yapıp pandemiyle savaşı sadece algıda yapıyorlar. Televizyona çıkıp rakam açıklıyorlar. Bazı iyi şeyleri açıklıyorlar. Ve bu şekilde pandemiyi en iyi biz yönetiyoruz gibi bir hava yaratmaya çalışıyorlar. Yani evet, insanların hayat eve sığar derken bunu insanlara bırakmadık ilk başta. Her ne kadar bunu sendikalarımız, Türk Tabipleri Birliği en baştan beri söyledi. Kısıtlama yapın, kısıtlama yapın diye. Hatta o zamanlar sokağa çıkma yasağı isteyenler FETÖ'cüdür diye bir tabir de yapılmıştı. Sonradan ama ilan edildi. Yetersiz de olsa önlemler alındı ve o zaman gerçekten bir derece rahatladığını görmeye başlamıştık. Şimdi ne oldu? Halk mı değişti yani bu arada? Hani o zamanlar insanlar uyuyordu da birden başka insanları getirdik, bu insanlar uyumamaya mı başladı? Hayır. Eğer devlet olarak önlemlerden vazgeçerseniz halk da rahatlar, bu doğal bir şeydir.
Yani herkes bu konuda yeterince bilince ulaşmak zorunda değil. Kurban Bayramı'nda tavsiye edilen bir 15 günlük karantina vardı. İşte bayram tatilini uzatalım bu vesileyle de 15 gün karantina süreci uygulayıp hastalığı kontrol altına alalım gibi bir öneri gelmişti bazı çevrelerden ama bunun tam tersi yapıldı. Bayramda insanlar tatile yönlendirildi. Eğer o zaman o 15 günlük süreçte o kısıtlamayı yapmış olsaydık bugün gelinen sonuç farklı mı olurdu? Büyük ihtimalle çok farklı olurdu. Yapan ülkelerden de görüyoruz. Ki Kurban Bayramı'ndan sonraki 15 günde vakaların nasıl arttığını da görüyoruz. Evet. Şimdi bu dündü galiba bir milletvekili mecliste bir basın toplantısı yaptı. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamları yalanlar. Yani gerçek rakam bu değil. Gerçek hasta sayısı 980 bin. Bu salgından vefat sayısı 23 bindir. Sizin gelen bilgiler nedir? Örneğin Adana'da hastanenin doluluğu, yoğun bakımların doluluğu, Adana'da ne kadar vaka var, günlük vaka sayısı Adana'da nedir, ne değildir? Siz bunları, size gelen bilgileri paylaşırsanız memnunum. Yani bu işte birazcık bu sayıların ön plana alınmasını da çok doğru bulmuyoruz. Çünkü bir halk sağlığı sorunudur bu. Halk sağlığı olarak bakılması gerekir. Sayılar bize nerede önemli? Sağlık sisteminin aşılması durumunda önemli. Yani sağlık sisteminin bakabileceğinden daha fazla hasta olması durumunda önemli. Eğer ki ihtiyacı olan herkese sağlık sistemini sağlayacak kadar yerimiz olmazsa, işte burada bu sefer sadece pandemiyi tedavi etmek değil, belki de tedavi edebileceğimiz insanları da kaybedeceğiz. Adana'da yoğunluk var. Yoğunluk artarak devam ediyor. Hastanelerde, yoğun bakımlarda sıkıntı yaşanıyor. Ya özellikle sağlık çalışanlarının azlığıyla alakalı bir şey. Yani kadro açılmıyor. Nedense sağlığa ek kadro verilmiyor. Bu kadar pandemiye rağmen. Şimdi sayıların konusu en baştan beri tartışmalı. Ve bu tartışmalı olmak zorunda. Yani eğer siz denetlenemeyen bir kurumsanız, kafanıza göre sayı açıklıyorsanız ve bu sayıların kaynağını sorma hakkımız bile yoksa ne olursa olsun şüphelerim olacaktır. Ki son zamanlarda açıklanan sayılarda gerçekten şüphe var. Ama maalesef bunu karşı, yani dediğim gibi bir denetleyip de tam olarak yanlışlamamız da mümkün değil. Ama yani bakanın denetlenebilir bir şekilde açması gerekiyor sayıları. Yerleri bilmemiz gerekiyor, sosyoekonomik verileri bilmemiz gerekiyor. Bunu ne zaman bastırıldıysa, ne zaman üstüne gidildiyse bir şey daha açıklar oldu bakan. Ama yani eğer ki bastırılmasaydı büyük ihtimalle hiçbir şey açıklamayacaktı. Ne istiyorlarsa biz onu öğrenecektik. Sadece öğrenmemizi istediklerini öğrenecektik. Evet. Şimdi yani işsizlik rakamları aşağı çekiliyor. Ne bileyim, enflasyon aşağı çekiliyor. Bir takım sayılar, hani böyle TÜİK verileri sürekli yontuyor da, yani bunun kimseye bir faydası olmaz. Hasta sayısını gizlemenin ne artısı ne eksisi olacak acaba yani? Onu niye gizliyorlar? O da gerçekten kuşku uyandırıyor toplumda da, bizim kafamızda da. Yani hasta sayısı 100 ise niye 50 diye açıklandı? Yani kendilerini başarılı gösterme amacı mı taşıyorlar acaba? Evet, yani tabii yine onlara sorun. Ya da bir panik havasını önlemek için mi? Şimdi panik havasını önlemek makbul bir sebep olarak düşünülebilir. Bu bir anlık bir şey olsa, bir gün ortaya çıkan bir şey olsa panik olur. Zaten biraz da herhalde savunuları bu yönde oluyor, panik havasını önlemek. Oysa ki panik değil, önleme sebep olacak bir şey. Yani neden böyle bir yol izliyorlar. Dediğim gibi esasen kendilerine sormak lazım ama akıl yürüttüğümüzde ekonomik kaygılarla bütün yasakları kaldırdıklarını gördüğümüzde eğer ki doğru rakamlar, yüksek sayıda rakamlar ortada dolaşırsa belki de en büyük gelir oranı turizmde düşüş korkulan şeylerden biri. Bu yüzden yapılıyor olabilir. Bir. İkincisi biz başarılı bir şekilde yönettik. Tüm dünya böyleyken biz böyle yaptık. Şu anda verilerimiz dünyanın diğer ülkeleriyle kıyaslandığında gayet kötü durumda. Ama ana akım medyayı izleyen vatandaşa sorarsanız sanıyorlar ki
en iyi biz yönetiyoruz ve bütün dünya bize kıskanıyor gibi bir görüntü var. Amaç bu. Esas amaç bu. Evet. Şimdi Türkiye'de sendikaların durumu ortada. Çok fazla kan kaybetti. Bütün işçi sendikaları olsun diye, memur sendikaları olsun, konfederasyonlar. Sendikalarda ciddi bir kan kaybı yaşandı ve buna rağmen bir de şu var. Özellikle de muhalif olan sendikalar çok büyük baskıyla karşılaşıyor, çok büyük sıkıntılarla karşılaşıyor. Şu anda sizin Sağlık Emekçileri Sendikası olarak kendi meslektaşlarınıza yönelik öncelikli talepleriniz nelerdir? Öncelikli taleplerimiz kendi meslektaşlarımıza yönelik. Zaten önümüzdeki hafta bu konuda basın açıklamamız da olacak. Öncelikle bir kadro sıkıntımız var. Yani güvencesizlik sıkıntımız var. Aslında bu sağlık emekçileri değil, tüm Türkiye'deki iş hayatında yaratmaya çalıştıkları bir şey. Farklı kadrolarla, 4+1 gibi sistemle, 4B gibi sistemlerle insanları sözleşmeye çalışmaya zorlayarak her sene yenilenecek sözleşme nedeniyle insanların, yani sağlık emekçilerinin korku ve baskı altında çalışmasını sağlıyorlar. Birinci talebimiz bu. Herkese güvenilir, güvenceli iş ve kadro talebimiz var. İkincisi, az önce söylediğim gibi emekliye yansıyacak tek kalemde ücret ve insanca yaşanabilir ücret. Çalışma koşullarının mutlaka insani koşullar olması gerekiyor. 3600 ek gösterge talebimiz var. Yıpranma payını istedik. Çıkan sonucu belki biliyorsunuzdur. Hani neredeyse kuş şeklinde çıktı. Yıpranma payı hakkımız da var. Bunlar hepsi mücadele edip alacağız. Dediğiniz gibi sendikalar zor durumda. Sebebi de iktidar farklı seslerin konuşmasını, farklı seslerin çıkmasını engellemeye çalışıyor. Ama yani bu ülkenin tarihinde her zaman işçiler, çalışanlar mücadele etti ve bütün kazanımlar bunlar sayesinde oldu. Bu mücadelelerin sonucunda oldu. Yine olacak. Yine sağlık emekçileri ve Türkiye'de çalışan sınıf mutlaka isteklerine ulaşacak. Ama bunun dediğim gibi tek yolu var. Biz korkmayın, daha fazla mücadele ettiğimiz süreci olacak. Evet. Şimdi ben yine pandemiye dönmek istiyorum. Pandeminin sonbaharda yayılmasıyla ilgili zaten çok konuşuluyordu. Korkulan da oldu. Görünen o ki bu hız devam edecek. Birçok insan da belki muhtemelen virüs dolaşıyor. Hepimiz ayakta virüsler haline geldik. Sağa sola bir şekilde taşıyor olabiliriz. Şimdi bu aşı karmaşasına gelelim. Eczaneler de geçtiğimiz gün açıklama yaptı. Birçok eczaneye dolaştık falan. Çoğu da sıra bitmiş, tükenmiş durumda. Aşılara normal vatandaş nasıl ulaşacak? Ya da işte öncelikle aşı olması gereken ücretsiz olarak bu haktan faydalananlarla normal vatandaşın arasındaki farklar nedir? Bize hep bir sene anlatabilir misiniz? Tabii. Şimdi bahsedilen aşı, öncelikle şunu bir açıklayalım. Bu bir koronavirüs aşısı değil. Koronavirüsten maalesef koruyacak aşı daha bulunmadı. Zatürre aşısı var, pnömokok dediğimiz. Toplumda en sık görülen zatürre sebebi pnömokoktur. Ve bu na karşı bir aşı var. Bu hep vardı. Önceden de öneriliyordu. 65 yaş üstü insanlara ve işte kronik kalp hastalığı olan, astım atakları ağır geçiren gibi bir liste var. Bakanlık tarafından belirlenen bu listeye ücretsiz yapılıyor. Liste dışındakiler kendi ücretiyle alabiliyor. Şimdi sıkıntı şurada. Bunlar öncelikle söyleyeyim aile hekimliklerinde yapılıyor. Yani kronik olanlar, kronik hastalığı olan 65 yaş üstü. Hastalar aile hekimliklerinde bunu yaptırabiliyor. Yalnız şöyle, zaten daha bugün bir haber aldık mesela. Yanlış hatırlamıyorsam Balıkesir'deydi. Annesine aşı yaptırmak için ASM'ye gelen birisi aşı neden yok diye hemşirelere ve oradaki sağlık diğer çalışanlarına saldırmış ve hatta bir hasta yakınını çakmış. Yani devletin klasik yaptığı şeyi görüyoruz. Sadece medyada bir haber pompalıyor ve çok büyük sorun çıkmadığı sürece hiçbir önlem almayıp kaosa sebep. Şimdi 3000 tane hastası var en azından bir aile hekimi. Bunların çok önemli bir kısmı bu kriterleri karşılıyor. 1000 kişiyi birden ASM'ye yollamak hem pandemi için kötüdür hem de olanaksız bir şeydir. Bunun planlaması yapılması gerekir. Ama planlama bile yapılmadan sadece medyadaki haberlerle insanların garip bir koşturmacasına dönüyor.
Peki her ikisi de ulaşabilecek durumda mıyız? Yani ha. grip aşısı ve zatürre aşısı. Zatürre aşısı şimdilik var. Her ikisi var mı? Grip aşısı yok. Grip aşısı ülkemizde olmuyor zaten. Grip aşısı önceki senelerde de reçete ediliyordu. Yine öyle olacak. Yani aile hekimlerinde yok grip aşısı. Reçete ediliyordu. Eğer ki devletin karşıladığı hastalığınız varsa devlet ücretsiz veriyordu ve getirip aile hekiminde yapıyordunuz. Grip aşısını Türkiye'ye getiren firma açıklama yaptı. Dedi ki tüm dünyada talep çok fazla. O yüzden Türkiye'ye geçen senekinden daha fazla getiremeyeceğiz. Ki geçen sene bile yoka düşmüştü bu aşı. Çoğu yerde bulunamamıştı grip aşısı. Yani biz ki dünyada ilk aşıyı üreten, akredite olan bir hırsızlığa laboratuvarı olan bir ülkeyiz. Buna yönelik de bir girişim göremiyoruz. Oysa ki bu aşıları aynen bu iktidar tarafından kapatıldı. Belki de bu aşıları biz üretecektik. Ama şimdi yabancı bir firmanın getirip getirmeyeceğine bakar durumdayız. O zaman şöyle de düşünebilir miyiz? Gelse bile yani yeterli miktarda olmadığı büyük için ihtimalle. Çok fahiş fiyatlarla satılacak, kara borsaya düşecek. Büyük ihtimalle öyle olacak. Şimdi biraz önce de sözünü ettiniz o şiddet olayına gelirsek, sağlıkta şiddet çok tartışıldı, çok şey oldu. Hatta en son işte Gaziantep'te bir doktor, meslektaşınız öldürüldü. Bu şiddet haberleriyle çok sık karşılaşıyoruz gerçekten. Peki bu sağlıkta şiddetin önüne geçmenin bir yolu yok mu, bir çaresi yok mu? Siz bu konuda ne tür öneriler sundunuz? Ne yaptılar ya da yine hiçbir şey yapmadılar? Hiçbir şey yapmıyorlardı. İlk başta ya şöyle, cezanın amacı bellidir, caydırıcılıktır, adaleti sağlamaktır. Haberlerde sağlık emekçilerine şiddeti gördüğümüz sürece ve sonraki haberlerde salıverildi haberini gördüğümüz sürece sağlıkta şiddetin önüne geçmek mümkün değil. Yani evet, ceza her şey değildir ama bir ceza olması gerekir. Caydırıcı bir ceza gerekir. Şu anki kanunlarımıza göre hani yolda biriyle kavga ettiniz ve o size yumruk attığı ile bir insanın gidip bir sağlık emekçisine görevi nedeniyle saldırması arasında çok bir fark olmuyor. Ve daima paraya çevriliyor. Çok namus bir görüntü oluyor. Paraya çevrildiğinde hani özellikle mahalle veya köy gibi kültürümüz olan yerlerde insanların oradaki diğer insanlara ne söyleyeceğini tahmin ediyoruz. Öncelikli talebimiz tabii ki ceza. İkinci ve daha yakıcı şeyimiz, yani devlet kendi çalışanını korumakla ilgili hiçbir şey yapmıyor. Bu konuda hiçbir önlem almıyor. Yani düzenli olarak ve gün geçtikçe artan bir şekilde, bakın sağlıkta şiddet, sağlıkta dönüşüm programı olmadan önce doğru dürüst hayatımızda yoktu bile. Sağlıkta dönüşüm programı ile sağlığı piyasalaştırmaya çalıştıkları yerde şiddet başladı. Çünkü aşırı bir talep var, aşırı bir beklenti var tıptan ve bir paramı verdim karşılığını alacağım gibi bir hava var. Burada insanlar mesela az önceki örnekte de olduğu gibi televizyonda ve birçok yerde görüyorlar ki büyük bir beklenti içerisinde oluyorlar ama gittiklerinde bununla karşılaşmıyorlar. Bu da bir sorun. Ve dediğim gibi güvenlikle ilgili devletin herhangi bir önlem almadığını görüyoruz. Sadece saldıran olursa hakkında dava açılıyor. Bu böyle devam ettiği sürece sağlıkta şiddet çözülmez. Evet. Açık bir tablo. Şimdi bir de şunu sormak istiyorum. Ülkedeki genel sağlık politikaları ortada. Siz hiç bir kıyaslama yaptınız mı? Yurt dışındaki sağlık çalışanlarıyla Türkiye'deki çalışanlar arasında nasıl bir fark var? Örneğin hani atıyorum Türkiye'deki asgari ücretliyle bir İngiltere'deki asgari ücretler arasında çok ciddi fark var. Hollanda'daki, İsviçre'deki. Ama buradaki o fark sağlık alanında da yaşanıyor. O konuda bir araştırmanız oldu mu ya da gelen bilgiler var mı size? Şu şekilde, yani tabii ki yurt dışı dediğimizde sağlık sistemi her yerde çok farklı. Birçok ülkede sağlık kamu hizmeti olarak görülüyor. Yani şu demek, ben vatandaşıma sağlığıyla ilgili bir harcama yaptığımda bunu bir zarar veya şey olarak görmüyorum. Bunu zaten yapmam gereken, vergiden harcamam gereken bir şey olarak görüyorum. Evet. Bazı ülkelerde devlet sağlıktan kısmi olarak çekilmiş durumda. Vatandaş para versin, verdiği para miktarında hizmet alsın, birazını da ben karşılayayım. Bazı kimi ülkelerde de tamamen devlet çekilmiş durumda. Şimdi Türkiye, 61'deki sosyalizasyon yasasıyla sağlığı kamulaştırmış bir ülkeydi. Ancak
Hani gizli şeyler de değil, Dünya Bankası'nın ülkeye önerdiği şekilde adım adım ülkedeki sağlığı piyasalaştırmaya yönelik hamleler veriyoruz. Şimdi yurt dışı ile kıyasladığımızda özgür hakları yönünden kıyaslayabiliriz. En önemlisi. Yani yurt dışındaki hiçbir ülkede ülkemizde kadar sağlık emekçileri sömürülmez. Bir kere asistanlar ülkemizde 36 saat çalışıyor mesela. Hiçbir yerde böyle bir şey göremezsiniz. Zaten bizim anayasamıza da dair. Ama fiilen uygulanıyor. Dediğim gibi ücret olarak bakarsak zaten çok da bakmamamız gerekir. Çok fazla moral bozucu bir şey çünkü. Yani hatta ücret olarak baktığımızda sağlığı piyasalaştırmış ülkelerden de çok azız. Sağlığı kamu olarak gören ülkelerden de çok azız zaten. Sağlık emekçilerinin aldığı ücretler arasında. Evet. Peki ben de şunu sormak istiyorum. Salgın hala kasıp kavurmaya devam ediyor. Bu salgın süreci her alanda olumsuz etkiliyor. En başta size anlattığınız da bunlar. Peki pandemiyle mücadelede size göre çözüm tam anlamıyla nedir? Bunu biraz açarsanız. Bize göre bilimdir. Önce onu söyleyeyim. Evet. Yani bilime güvenmek gerekir. Popülist politikalardan tamamen vazgeçmek gerekir. Salgınla çok iyi mücadele eden ülkeler var. Bu ülkelerde, bu ülkelere bakabiliriz. Salgınla mücadele edemeyen ülkeler var, onlara bakabiliriz. Yani mücadele etmek için ilk başta amacınızın gerçekten salgını durdurmak olması gerekiyor. Yani şu anda mesela pozitif çıkan bir hastayı, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, hastaneye şüpheyle başvuran bir hastaya test yapıldıysa evine gönderiyoruz. Daha sonra pozitif çıkarsa tekrar hastaneye çağırıyoruz. Eğer imkanı yoksa 112 aracılığıyla, bu arada 112 emekçileri çok zor durumda. Yani kaldıramayacak durumda, sürekli bir taşıma halindeler. Ve tabii ki hastaneye götürdüğümüz hastaya pozitif hastadan bahsediyorum. Eğer evine gidecekse, evinde takip edilecekse kendi imkanlarına gidiyoruz. Yani toplu taşıma aracıyla gidecek. İsterse onunla gidecek. Toplu taşımayla gitme diyoruz ama. Vatandaş da hani durumu iyi değilse mecbur bu adam toplu taşımaya binecek. Aynen. O da bulaş riskini çoğaltacak. Hatta başka bir şey söyleyeyim. Durumu iyiyse taksiciyi çağırıyorsa, hani ne kadar maske de olsa bir taksici yani neden böyle bir risk alsın? Oysa ki tam korumalı, tam ekipmanlı, yani 5 aydır bu pandemi var. Tam korumalı, tam ekipmanlı, orada çalışan sağlık emekçisini de koruyacak şekilde bir transport sistemi sağlayabiliriz. Bir pozitif hasta yakaladığımız an bu pozitif hastanın bulaştırmış olabileceği kişileri tespit etmek lazım. Bir de bu pozitif hastaya nereden bulaştı? Buna dair bir çalışma yaptık. Bu hafta ama şu an bunu yapmak için tam kapatıyoruz. Eğer siz insanların ulaşmasını engellemiyorsanız bu şekilde şu anda olduğu gibi ise bunu bulmak mümkün değil. Ama sağlık emekçilerine deniyor ki git bul, git yap, git çalış. Evet. Bu arada bir uyarıda bulunalım, WhatsApp hattımızı aramasınlar, sadece evet, oradan bilgilendirme amaçlı yazı mesaj gönderebilirler. Bu arada diğer bir sıkıntı da şimdi, siz şimdi söylediniz, vatandaş geldi, onu evine bırakamıyoruz. Bırakamıyor hastane, onu ambulans da evine bırakmıyor. Şimdi evde tedavi görecek kişinin de ailesi kalabalıksa, burada da bir sıkıntı yaşamayacak mı? Şimdi ilk baştaki algoritma da şuydu. Diyor ki hekim hastaya bakar, hastanın ya evde takip ya da hastanede takip olarak kararını verir. Eğer şu koşullar yoksa evde takip edebilirsin. Ama tek bir şey bırakmıştır. Eğer ki evde riskli bir kişi varsa hekim yine de yatışa karar verebilir diye bir madde var. Şu an bu madde yok. Bundan vazgeçilir. Sıkıntılı bir. Ya insanlar kaderleriyle baş başa bırakıldı. Anladığım kadarıyla
hastanelik durumu olmayana kadar hiç kimseyi hastaneye almıyorlar. Al. Zaten normal vakalarda da gittiğiniz zaman geri gönderiyorlar. Yani çok acil bir durumunuz yoksa lütfen tedaviye gelmeyin, hastaneye meşgul etmeyin deniyorlar. Ben hemen bir şey sormak istiyorum. Aslında çok insan da bize soruyor. Ben de çok kendi kendime sormuşum da bunu. Şimdi cerrah, doçent, atıyorum kalp uzmanı, kulak burun boğazcı ya da işte farklı bir dalda ya da cerrahi asıl işi. Bu insanlar pandemi sürecinde herkes çalıştı mı? Yani sağlık çalışanları için daha ilk başladığında bu pandemi olayı sağlık çalışanları kötü için bir olay başlatıldı. Herkes aynı derecede nasibini alıyor mu bu işten? Yoksa sizde de bu iş imtiyazlı kesime var mı? Yani ben işte ameliyathane doktoruyum ya da ben ameliyathane çalışanıyım. Benim bölgemde bir şey yok denilebiliyor mu? Herkes her yerde çalışıyor mu? Ya da direkt pandemide çalışıyor mu? Yani şöyle, yine bir planlama eksikliğinden bahsedebiliriz ama çoğunlukla evet herkes çalışıyor diyebilirim. Tabii ki bunun istisnası var. Ama yakın zamanda mesela bir psikiyatri hekimi, o süreç yaşındaki bir psikiyatri hekimi kaybettik. Evet. Kendisi COVID-19 bakımında çalışıyordu. Benzer şekilde sağlık emekçileri. Bir de şu var, farz edelim ki direkt olarak COVID bakmasa bile hastaneye gelen her hasta aslında potansiyel bir risk taşıyor. Dolayısıyla sağlık emekçileri de sadece hastanede olmakla bile risk altındadır. Çoğu insanın belki de düşünmediği kısım bu. Bir de bu pek bilinmiyor dediğiniz gibi. Hani sadece belli bölümler bakıyormuş gibi. Hayır, belli bölümler bu pandemi evet en çok yorulan şu anda enfeksiyon uzmanları, göğüs uzmanları olmuş olabilir ama mantel çok ama öyle dediğimiz olarak zaman işte o birim pandemiye ayrıldı ya da o kat çıkış yasakları pandemiye ayrıldı gibi şeylerle karşılaşıyoruz. Bir şey daha dikkatimi çekti. Hastaneye girişlerde kesinlikle güvenlik yok. Yani giren hastanın hasta olup olmadığı ya da böyle böyle giriyor yani. Ben bir eczaneye bile girdiğimde bankonun önünde evet, bankoya yaklaşamıyorum ya da işte ne bileyim maskesiz giremiyorum. Ateşimi ölçüyorlar. Bu arada ateşle ilgili bir şey soracağım. Ateşin ölçülmesi ne derece sağlıklı? Günde 2-3 kez buna maruz kalan insanlara böyle sıkıntı yarattığı söyleniyor. Doğru mudur? Yok. O konuda hani hiçbir bulgu yok. Ateşin ölçülmesiyle ilgili bir sıkıntı kesinlikle yok. Bilekten ölçülmesi ya da baştan? Hiç fark etmez. Ama şunu söyleyebilirim. Ateş tek başına çok bir şey değil. Yani şu an pozitif olup, hatta durumun kötüye gidip ateşi çıkmayan hasta da var. Bir önlem midir, bir önlemdir. En azından ateşi olanları hastaneye girişlerde mutlaka ayırmak lazım. Ama yok, özellikle acillerde de böyle bir sıkıntı var. Acilde hiç bir devlet hastanesi acilene girdiğinizde plansızlığı görüyorsunuz zaten. İnsanlar yoğunlukta bir yerde, dediğiniz gibi bir yer kapatılmış. En büyük sıkıntı da şu, bu plansızlığın ve bu yapılanların veya yapılmayanların sebebini sağlık emekçileri olur. Mesela az önce dedim ya, vaka temaslısını tespit etmeye çalışıyorsun. Şimdi bakanlıktan yazı geldi. Hekimlere diyor ki, test yapacaksan diyor, en az 3 tane belirti olmak zorunda. Eğer olmazsa yapamazsın testi. Ama bu belirtileri uydurduğunu da fark edersen soruşturma açarım. Şimdi bu şekilde, bir de şu da var, belki 2000 kişi başvuruyor bir günde bir acil. Ve bunların çoğunu hekim aslında yapmak ister. O kadar kit de yok. Dolayısıyla vatandaş burada az önce dediğim gibi olumsuzlukların sebebi olarak sadece sağlık emekçilerini görüyor karşısında. Dediğiniz gibi hastanelerde hastaneye geçtim birinci basamakta tamamen hekime bırakılmış durumda. Girişte triyaj uygulayın diye bir yazı geldi. Ama orada herhangi bir güvenlik yok. Hani bunu uyguladığınızda alacağınız tepkiye nasıl bir önlem alacaksınız bu da yok. Şimdi bu pandemi sürecinde sesleri düşündüğümüz zaman hastanelerin acil servislerinin de her hastayı kabul etmediği göz önüne alınacak olursa bazı hastaneler ateşli hastaları kabul etmiyor. Bazı hastanelerde eğer acil bir durum yoksa ateşin yoksa seni zaten içeriye almıyor bazı hastanelerde. Şimdi ilk ayak olarak aile hekimi en kolay ulaşılabilir olan hastaların direkt geldiği yer orası. İlk basamak olarak en büyük risk aslında aile hekimliklerinde dönmüyor. Yani bulaşı riski hem sağlık çalışanlarına hem de oraya gelen hastalara yönelik olarak en fazla sizde olmuyor mu? Ya tabii ki burada daha fazla daha az kıyaslamasını yapmak
zamanla yapılacak bilimsel çalışmalara da çıkacaktır. Ama evet, çok büyük bir risk bu ve göz ardı edilen bir risk. Hani birinci basamak sanki bir şey yapmıyor gibi bir izlenim yaratılıyor daha çok. Oysa ki görüyoruz, pozitif çıkan veya kaybettiğimiz sağlık emekçilerinin birinci basamaktaki oranını görüyoruz. Gayet yüksek bir oran. Bunun sebebi de birazcık bu. Yani koruma önlemi olarak birinci basamağa maske dağıtılıyor, cerrahi maske dağıtılıyor. Örneğin COVID yoğun bakımında çalışıyorsanız çok ağır bir iştir bu. Tam bir tulum içine girip tam koruma içine giriyorsunuz, telefona dahi konuşamıyorsunuz, kendi terinizle çalışıyorsunuz ve belli bir süre hiç çıkartmamanız lazım. Çünkü çıkarttığınızda yenisini giymeniz lazım. Bu ağır bir iş. Yalnız şunu demek istiyorum, birinci basamakta en azından burada kimin COVID olduğunu biliyor diyebiliriz aslında. Ama gerek birinci basamakta gerek polikliniklerde, aslında acilde de aynı durum var. Ayrışmamış hasta dediğimiz durum olduğu için yani dediğiniz gibi risk bir derece fazla demek şey olur, risk yeterince var diyebiliriz. Şimdi normalleşme denildi, başka şey denildi işte, bir böyle bir serbestlik oldu. Bakıyoruz işte markette insanlar meyve seçiyor, toplu taşıma araçlarında artık hiçbir kural yok. Maskesiz binen de var, maskesiz binmeyen de var. O sosyal mesafe kuralı yok. Ya başka şeyler de var bir sürü. Şimdi acaba salgınla mücadeleyi bırakmış durumda mıyız? Öyle görünüyor. Yani az önce de dedim, öyle gibi görünüyor. Sanki salgını durdurmak değil, tedavi etmeye çalışıyoruz. Ama en baştan beri söylenen bu. Yakalananların %20'sinin hastaneye ihtiyacı var. Ve bizim bu ülkenin %20'sine aynı anda hastane hizmeti verecek bizim değil, hiçbir ülkenin yok. Yani ülkenin %20'sine birden az hastane hizmeti verebilecek bir gücü hiçbir ülkenin yok. Ama sadece algıyı yönetiyor gibi bir halimiz var. Nedense her şeyden vazgeçildi ve buna yönelik eleştirilere de kulak tıkandı maalesef. Dediğim gibi halka bırakılmaz. Sadece tweet atıp o tweette lütfen maskeye mesafeye uyun, aramıza şu kadar mesafe kurarsak koronayı yeneriz gibi şeyler bizi kurtarmaz. Kurtarmadığını da gördük. Önlem alındığında yetersiz bir önlem olsa, vakalar azalırken önlemler bırakıldığında arttı. Yani bu artık iki kere, iki dört. Bir de ayrıca bir de şu sendikayla ilgili sormak istediğim bir konu vardı. Hani az önce de söyledik, KESK üyelerine özellikle birçok çalıştıkları yerlerde baskı uyguluyorlar ve örgütlenmelerine izin vermiyorlar. Sesin Adana'daki örgütlenme durumu ne veya yetki alabildiğiniz herhangi bir yer var mı Adana'da şu an veya bölgede? Kaç üyeniz var örneğin? Üye sayısı olarak söylemesek de evet, yetki alabildiğimiz bir yer yok. Şöyle bir şey oldu. Yine algı güzel yönetildi, öyle söyleyebilirim. İktidar belli bir yerden sonra kamu emekçilerini ihraç etmeye başladı biliyorsunuz. Burada ses ve KESK sesini çıkarttı. İhraç olan her üyesi için ses çıkarttı. Oysa ki belki de daha fazla ihracı olan diğer sendikalar kendi ihracı olanlarını kendileri de ihraç etti. Ses çıkarttığı için ses üyelerinin daha çok ihraç edildiğine dair bir algı oluştu bu bir. Oysa ki birçok arkadaşımızın geri döndüğünü de duyuyoruz. Evet, böyle bir algı yaratıldı. İnsanların iş kaygısı nedeniyle belki korku yaşadılar ama şu an bu korkunun da yersiz olduğunu görüyoruz. Sadece yaratılan şey algı. Yani biz örgütlenerek, birlikte mücadele ederek bugünleri de aşacağız dedi. Evet. Ben de şey merak ediyorum, az önce bir %20'yi kaldıracak durumda değil Türkiye'lerimiz. Ama bulgulara göre %20'yi de geçecekmişiz gibi görünüyor. %20-30'lara varacak gibi bir, yani net bir şekilde açıklamıyorlar bunu ama görünüm o şekilde. Hastanelerin de bu tedavi etme olanağı olmadığına göre durum nereye kadar gider? Önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor vatandaş olarak? Yani hani böyle korku salma gibi bir endişemiz de olsa ve maske ve mesafe bunu korumaya yeterli mi? Yeterli değil ama çok etkili. Gerçekten çok etkili. Daha yeni yeni yayınlar çıkıyor. Şimdi biz bu virüsü bilmiyoruz. Bu virüs yeni çıktı. Bu virüs evet nezle yapan koronavirüs ailesinden bir virüs. Ailesini tanıyoruz ama virüsün kendisini çok iyi biliyoruz bilim insanları olarak.
Dolayısıyla araştırmalar devam ediyor. Son zamanlarda çıkan bir araştırma, maskeyle virüse maruz kalmanın belki de bir derece sanki aşı gibi koruma yaptığına dair bir sonuç sunuyor bize. Aslında çok güzel bir şey. Yani hani çok daha az düzeyde, çok az düzeyde virüs aldığımız için hani vücudumuz bunu kolaylıkla yenebiliyor gibi. Tabii ki bu araştırma, hani araştırmalar kesin sonuç değildir. Ama %20, %30 meselesi bunlar da ilk başta çıkan vakalardan tespit edilen şeydi. Bizde yani yüzdeyi hesaplama gibi bir girişim yok. Çünkü dediğim gibi yaygın test yapılmıyor. Bunun yanında sağlık emekçilerine de test yapılmıyor. Oysa ki birçok ayrıcalıklı zümrenin diyebilirim belki, sürekli test yaptırdığını görüyoruz. Evet, işte hemen ona geleceğim. Bu arada sağlık çalışanların ne tür bir ayrıcalığa tabi tutulduğu, ben sağlığını zaten askıda, onu biliyoruz. Ne tür bir ayrıcalığa tabi tutuldular, koruma önlemleri olarak bunlara neler verildi, ya da kendilerine ya da ailelerine bir öncelik tanımadı mı? Hiçbir öncelik tanımadı. Tam tersine dediğim gibi, en baştan beri istediğimiz bir şey sağlık emekçilerine yaygın test. Bu hem halk sağlığı açısından önemlidir, hem de sağlık emekçisinin, yani kendi sağlığı için önemlidir ve kendi ailesinin, birlikte yaşadığı insanların sağlığı için önemlidir. Pandeminin ilk başında birçok sağlık emekçisi ailesiyle ayrıldı, vedalaştı. Hani çünkü bana bulaşırsa size bulaştırırım. Israrlarımıza rağmen yapılmadı. Sonradan bir milletvekilinin tweetiyle öğrendik ki ayda 8 test yapılan insanlar varmış. Sonradan birçok yerden bu tarz haberler aldık. Ayda 7-8 test yapılan. Şimdi bir, şunu bilmiyoruz. Açıklanan test sayısı, bir de pozitif vaka sayısı deniyor ya. O test sayısı acaba test yapılan insan sayısı mı? Yani şunu demek istiyorum. Birine 8 kere test yapılıp negatif çıktıysa 8'inde de orada yazılıyor mu? O zaman oran bambaşka oluyor zaten. Bir bu. İkincisi, en önemli, en ön planda savaştırdığı sağlık emekçilerini korumaya yönelik hiçbir girişim yapmamış. Hiçbir dediğiniz gibi önlem alınmadı. Sağlık emekçilerine ilk başta koruyucu ekipman da yoktu. Bunu biz gündeme getirdik. O zaman televizyonda hayır böyle bir şey yok, hiçbir yerde eksik yok, hatta eksik olan bana ulaşsın gibi şeyler duyduk. Ama eksik olduğu sonradan ortaya çıktı. Sonra tek tük tamamlanmaya çalışıldı bir derece de olsa. Oysa ki bu virüsün geleceği, pandeminin geleceği çok önceden belliydi. Ama biz bir şeyler olmadan, bir şeyler kötü gitmeden önlemini almıyoruz maalesef. Var mı sorunu toparlayalım? Ben son olarak şeyi sormak istiyorum. Ankara Tabip Odası bazı rakamlar açıkladı. 693 sağlık çalışanının testi pozitif çıktı diye. Burada da böyle yüksek rakamlar var mı? Yükseliyor. Yani pandeminin başında çok olmuyordu ama şu aralar çok oluyor. Yani bir hastanede bir haftada acilde çalışan 6 tane sağlık emekçisinde pozitif çıktığını gördük. Ve çok önemli bir şey, pozitif çıkan sağlık emekçileri sanki hastalığı bir yerden kapmış gibi bir şey içerisinde bakarım. Hatta ilk başta bu meslek hastalığı gibi kabul edilecek gibi bir izlenim vardı ama SGK direkt önünü kesmeye çalıştı bir yazıyla. Dedi ki biz bunu meslek hastalığı kabul etmiyoruz. Neden? Çünkü meslek hastalığı ise yaptığınız işten dolayı bir hastalık kaptığınız için doğal olarak bazı haklarınız olur. Bu da şimdi sağlıkta çalışan sağlık emekçilerinin pandemiden dolayı zarar gördüğü durumda bu hakları almasından daha doğal ne var? Yok. Ama biz sendika olarak SES Genel Merkezimiz dava açtı bununla ilgili, meslek hastalığıyla ilgili. Yine de durmuyoruz. Adana'da pozitif çıkan tüm üyelerimizin bilgilerini SGK'ya bildiriyoruz. Çünkü bir meslek hastalığı bildirimi yapmak gerekiyor. Biz bu bildirimi yine de yapıyoruz. Ve bu bugün olmasa yarın mutlaka meslek hastalığı olarak kabul edilecek, edilmek zorunda. Evet. Evet, benim son olarak sormak istediğim insanlara ne söyleyeceksiniz? Korunma için neler yapsınlar? İşte vitaminler, çaylar, kürler, 5-6 tane malzemeyi yoğurtla karıştır gibi. Yani alternatif, tıbba alternatif olanlar da var. Vitamin almanın gerekli olduğunu söyleyenler var. Tabii olay tamamen bağışıklık sistemiyle alakalı olduğu için bir nebze doğru olabilir. Ama bu bir şehir efsanesi midir? Gerçekten de sağlığa
etkisi var mıdır bunların vitamin almanın? Şöyle söyleyeyim, tıbbın alternatifi olmaz. Bu net bir şey. Ben de işte farmakolojide doktora yapıyorum bir yandan. Evet, orada görüyoruz yani bitkisel karışımlarla ilgili yapılmış çalışmalar görüyoruz ama bu bitkisel karışımlar tıbba sokacak şekilde uğraşıyor. Ama biz de şöyle söyleyeyim, tıbbın alternatifiyle doğal beslenmeyi ayrı tutalım. Doğal beslenmeyi zaten biz önemliyoruz. Zaten tıbbın en temelidir. Keşke devletimiz bize doğal beslenme imkanları verse. Yani, her çeşitli beslenme, çok çeşitli beslenme ve doğal beslenme en önemli şeylerden biridir. Hani vitamini bir vitamin apo olarak almak yerine işte hormonsuz bir meyveden almak çok daha kıymetli. Vücudumuz için çok daha yararlıdır. Böyle söyleyeyim ama sıkıntı şurada. Birçok şeyin araştırması yapılmıyor. Birine iyi geldi diye bir şey içmek çok tehlikeli. Bu aynı birine iyi geldi diye herhangi bir ilacı bilmeden içmeye benziyor. Ve en önemlisi şu, o tip çaylarda, bitkisel karışımlarda doz bilgisi yok. Yani ne kadarının zarar verdiğini bilmiyoruz biz. O yüzden bizim halka önerimiz şu, artık iletişim çağındayız. Twitter'da da var mesela. Bilim insanlarını takip etsinler. Ama gerçekten bilim insanları olanlar. Bilim insanlarının birçoğu vitamini öneriyor ama. Vitaminden alınabilir, dediğim gibi. Yani doğal meyveden almak daha iyidir, vitamin alınabilir. Hiçbir şey yapamam. Bu hastalığın tedavisinde evet C vitamini tedavi olarak kullanılıyor. O yüzden C vitamini biraz daha ön plana çıkıyor. Ama diğer vitaminler için mesela A, D, E ve K vitaminleri için konuşuyoruz. Bunlar da bağışıklık sistemi güçlendiriyor. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Bunların fazlası vücutta birikiyor. Yani fazlası da bir şey olmayan vitaminler var. Hani C vitamininin fazlasını vücudumuz atabiliyor. Çok sıkıntı olmayabiliyor ama. O yüzden kesinlikle hekimine danışarak bilimin öngördüğü ölçülerde kullanmasını öneriyoruz. Mümkün olduğunca doğal beslenme, mümkün olduğunca egzersiz öneriyoruz ama egzersizi de hani evde kalarak yapılabilecek çok güzel egzersizler var. Onlar olarak öneriyoruz. Maalesef diyoruz ki evet bakın yani sizi korumuyorlar, mümkün olduğunca kendinizi korumaya çalışın. Maske, mesafe, temizlik. Maske, mesafe, kesinlikle çok önemli. Bir de bir şey daha soracaktım ben. Şimdi insanlara böyle hani evde kalıp falan çağrısı yapıyoruz ama hayat devam ettiği noktada insanların evde kalması da mümkün değil. Yarın bir gün okullar açılacak, öğretmenler sokağa çıkacak, servisler açılacak, otobüsler başlayacak. İki gün önce bir dizi tedbir kararı açıklandı. İşte bunun müzik yayınıyla, 12'den sonra bulaşmıyor mu bu pandemi ya da müzikle mi bulaşıyor? Müzik ses yankılarıyla bulaşmıyor herhalde. Ortada bir saçma durum var. Süreç sizce yeni yasakları beraberinde getirir mi ev hapislerini? Yani hapis demeyelim, kısıtlama diyelim. Ev hapsi, çünkü sadece 65 yaşa getirilen o kısıtlamaların aslında biz onları hapsettik ve üstelik dışarıdan bulaşı gönderdik onlara. Diğer evet. Aile halkı dışarı çıktı, olan onlar oldu. Yani bu... Böyle bir şey bekliyor musunuz? Gündemde var mı? Kesinlikle olacak diye öngörüyoruz, onu söyleyeyim. Ama bir yaşa, bir yaş grubuna, hele 65 yaş üstü gibi hani evde oturur halde durmasını istemediğimiz bir yaş grubunu çok uzun süre bu kadar evde tutmak artık bir yerden sonra insan haklarına aykırı hale gelmişti. İlk başta onları korumak için aynen dediğiniz gibi biz onlara ulaştırmayalım diye belki evde bekletildi ama onun üzerine alınan önlemlerle tüm yaşların eşitlenmesi gerekiyor. Bu yapılmadı, hatta her şey açıldı, hala 65 yaş üstü evde kaldı. Yani bu aynı zamanda psikolojik olarak da çok kötü etkiledi. Yani evet, çıkma yasakları büyük ihtimalle yani olacak, bir nevi olmalı ama şöyle bir sıkıntımız var. İnsanlara evde kal dediğinde o insanlara nasıl geçineceğini de söylemiyoruz. Yani benim bana kayıtlı bir sürü hastam var, bunlarla çok konuştuk ve bunu söylüyorlar. Hocam tamam evde kalayım ama hani yevmiyeyle çalışıyorum ben, ne yapacağım? Bir gün çalışmasam ikinci gün açım. Daha bu olayın ilk başlarında pozitif çıkan bir hastam evde kalıyordu. Ya hocam dedi, tamam sağ olsunlar bir iki yemek getirdiler ama çocuğumun bezini nasıl alacağım? Eğer bir şey yapıyorsanız bunun sonuçlarını düşünüp onlara da önlem almanız lazım. Belki de yasakları kaldırmaların altındaki en büyük temellerden biri bu tip şeylere önlem almak istememeleri de olabilir. Yine aklıma bir soru daha geldi şimdi. Benim az önce yayından önce sohbetimiz sırasında söylendi. Şu anda hastanelerde umulanın aksine 65 yaş üstü değil, çok daha alt yaş grubundan insanlar
daha çok yaygın dediniz. Bu oran baktığımız zaman 65 yaş üstünden daha fazla şu anda. Şu an, evet, şu an öyle bir şey var. Yani tabii genel bilmiyorum, Adana için söyleyebilirim. Yani kimse güvenmesin, gerçekten 30-50 yaş arasında çok fazla hasta var. Solunum desteğe ihtiyacı olan hasta da çok fazla var. Hiçbir altta yatan hastalığı olmayan da var. Büyük ihtimalle birkaç yıl içinde neden bazılarını daha kötü, neden bazılarını daha az etkiledik bulacağız. Bununla ilgili çalışmalar da var ama şu an bunu bilmiyoruz. O yüzden siz de bilmiyorsunuz. Hani bana bir şey olmaz diye kesinlikle düşünmemek gerekiyor. Duydum Murat, senin sesini. Bu ciddi bir tehlike aslında. Yani hiç koronavirüs hastalığı olmadan, özellikle bu veriler Adana için. Biz yayın öncesinde, sen biraz geç geldin, biz yayın öncesinde biraz müşteri. Biz de sürekli sahadayız. Çok da dikkat çok etmesi gerekenler bizleriz aslında. Evet. Evet. Var mı? Teşekkür ediyorum. Evet, çok güzel bir söyleşi oldu. Gerçekten bilgilendik, kafamızdaki sorulara cevap aldık. Gerçi soruların tamamen cevaplanabilmesi için zannediyorum önce virüsün DNA'sının ortaya dökülmesi gerek. Hala bilinmeyenlerle uğraşıyoruz çünkü biz de böyle zaman zaman kulaktan dolma işlerle. Bazen paniğe kapılıyoruz, aslında seyircilerimiz de öyle. Mesela Murat sağlığı konusunda biraz kritiklidir. Çok da iyi bir şey aslında. Şu anda iyi bir şey. Çok iyi, çok iyi bir şey. Ama genelde hepimiz dikkat ediyoruz değerli dinleyenler. Şimdi bizi sosyal medyadan görüp maske takmadığımız konusuyla ilgili bir şey söyleyen olursa gelip radyoyu görenler görecek ki biz burada sosyal mesafeyi zaten ayarlıyoruz. Dezenfektanımızı, kolonyamızı kullanıyoruz. Sosyal mesafeye de son derece dikkat ediyoruz. Yani uzaktan baktığınız zaman yüzümüze maskenin olmaması sizleri rahatsız etmesin. Gerektiği ortam zaten maske takarak dışarı çıkıyoruz hepimiz. Zaten zorunlu oldu 81'de. Evet, Kozmik Radyo'nun değerli dinleyenleri, bir yayın daha burada sona eriyor. Bizim Bavvali bu hafta doktaladı, Perşembe gününü aldık. Belki bundan sonra da Perşembe olarak devam ederiz Murat'ta. Olabilir. Uygun gibi görünüyor, olabilir, değil mi? Olabilir. Biz bunu kendi aramızda bir değerlendirelim. Mürşit Bey özel bir şey yapmıştık bugün. Çalışma saatlerinden ötürü Cuma'yı Perşembe'ye almıştık. Bu haftanın canlı yayınlarını biz bugün de kapatıyoruz. Bir gün erken kapatmış oluyoruz bu durumda. Evet, yayın konuğumuz Türkiye Sağlık Çalışanları Sendikası, SES diye kısaca bildiğimiz SES'e bağlı SES'in Adana Şube Başkanı Mürşit Enes Akgözlü. Pandemi konusunda ve sağlık çalışanları konusunda çok değerli bilgiler verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben size çok teşekkür ediyorum. Güzel sohbet için. İyi yayınlar diliyoruz biz. Kendi kendimize ve dinleyenlerimize zevkli müzik dinlemeleri diliyoruz. Çünkü Türkçe müziğin en iyileri Kozmik Radyo'da devam ediyor. Hoşçakalın. Yeah, I'm going to